mezhebinde mesela cemaatin de Fatiha'yı okuması vaciptir. İmama bırakılmaz. Böyle olunca imamın namazında bir problem olursa cemaatin namazında bir problem olmaz. Çünkü o da Fatiha'yı okudu. Kıraat şartı yerine gelmiş oldu yani. Ama biz Hanefiyiz tabii. İmamın başına bir hal gelirse bizim de namazımız bozuluyor. Ya da mesela ben imamlık yapıyorsam ama arkamda Şafiler varsa diye düşünüp benim de biraz dikkatli olmam gerekiyor bu konularda. Şimdi Fatiha'yı okumak namazda demek ki neymiş? Vacipmiş. Ve aksuhu, bakın şimdi göreceksiniz. El mekruhu tahrimen. Tahrimen mekruhtur. Bakın harama yakın mekruh. Yani, ha haram dediniz buna, ha tahrimen mekruh dediniz. Çok farklı bir şey değil yani. Harama yakın mekruh ne demek? Haram gibi bir şey. Şimdi mesela kel bey'i, alışveriş yapmak gibi, yani satım yapmak, bey, aslında biz buna alışveriş diyoruz da alış, iştira, satış, bey oluyor. Ama bey sadece satmayı değil, almayı da ifade ediyor. Çünkü satış yaparken bir şey, karşılık alıyorsunuz. Mal veriyorsunuz, para alıyorsunuz. Bir alış var bunun yani, o anlamda. Yani yoksa hediye olur, o satış olmaz. Karşılıksız olursa, değil mi? Şimdi ondan dolayı bey'a biz ne diyoruz? Alışveriş diyoruz. Satışın içerisinde bir alış da var yani, o anlamda. Şimdi ama hangi alışveriş? Vakte salatil cuma. Cuma namazı vaktindeki alışveriş gibi. Heh, şimdi bakın. Cuma namazı farz değil mi? Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ey müminler. İzanü diye nida edildiği zaman, çağrı yapıldığı zaman, lissalati, namaz için, min yevmil cumuati, cuma günü. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman. Fes'av, koşun ila zikrillahi, Allah'a ibadet etmeye, Allah'ı zikretmeye, Allah'ı anmaya. Bakın şimdi bu farz değil mi? Devamına bakalım ayetin. Ve zerul bey'i, ve alışverişi terk edin. Şimdi bu da farz olması gerekmiyor mu? Hadi bakalım. Öyle değil mi kızlar? Yani bak, Allah emretti. O emrin yarısını aldık, diğer yarısını reddettik, olur mu? O zaman şimdi eğer bu cuma vakti alışverişi terk etmek vacip diyorsak da, bu teknik bir adlandırma, farz gibidir yani. O da Allah'ın emri. Veya mesela bayram namazı ya da bayram namazında, kurban bayramının namazından sonra kesilen kurban. Vacip bunlar değil mi? Şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de emir var. Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Oradaki namaz kıldan anlaşılanın kurban kes emri de bulunduğundan dolayı kurban bayramından önceki bayram namazı olduğu hükmü çıkarılıyor. Öyle anlaşılıyor. Kurban kesten de bunun Allah'ın emri olduğu anlaşılıyor. Allah'ın emri ise o zaman hani aklımıza ilk gelen şey o zaman farz olmalı gibi gelir. Ama buna Hanefi mezhebinde vacip deniyor. Şafii mezhebinde ise sünnet deniliyor. Bunlar teknik ayrıntılar. Bunlara girmeyeceğiz. Ama sünnet de olsa, şimdi geleceğiz zaten sünnete. Sünnetin de çok önemli olduğunu zaten deminki ayette vurguladım. Ayette Allah'ın vurguladığını, daha doğrusu, size naklettim. Ne buyurmuştu Allah? Allah ve Resulü hüküm koyduğu zaman seçme hakkınız yok buyurmuştu. Demek ki sünnetler de önemli. Resulün de koyduğu hükümlere ne deniliyor? Sünnet deniliyor tabii. Yani Resulün yaptığı, farzlar dışında yaptığı şeylere ne denir? Sünnet denilir. Bakıyoruz şimdi. Es-sünnetü ma, o şeydir ki talebe şari, o. Bakın gene din koyan, kanun koyan talep ediyor. Şari'in, kanun koyanın, kural koyanın talep ettiği, istediği şeydir sünnette. Fi'lehu, yapılmasını istediği şeydir. Taleben, evet. Taleben gayra cazimin. Ama işte kesin olmayan bir taleple yapılmasını istediği şeydir diyor. Zaten kesin bir taleple yapılmasını istemiş olsa onlar farz oluyor. Peygamberimizin de o şekilde. Şunları yapın, Allah şöyle buyurdu dediği şeyler farzdır. Yani sünnetten çıkıyor
Peygamberin hadisinden çıkıyor bu hüküm ama Peygamberimiz söylüyor. Haber veriyor. Ama onun dışında farz demediklerini yapmamız da sünnettir. Onlar hakkında delil kesin, delil sayılmamış demek ki nasıl oluyorsa. Bir delilin zanniyin diyor. Zanni delile dayanan. Yani çok tatmin edici gelmiyor aslında bu tanım. Zanni delile dayanıyor. Zanni delil deyince aklıma benim şey geliyor. Öyle olmasa gerek. Zayıf hadis mi yani? Zayıf hadisli mi amel edeceğiz zanni olduğuna göre? Eğer sahih hadisse o da kesin. Sahih hadisler kesin delil değil midir? Öyleyse sünnet konusunda biraz bir şüphe oluşuyor gibi görünüyor. Sünnetin içerisinde çünkü şeyler var. Bakın burada verdiği örneğe dikkat edelim. Müekket bir sünnetten örnek veriyor. Kesalatin bir namaz gibi. Hangi namaz gibi? Rekateyni kablel fecri. Sabah namazından önceki iki rekat namaz gibi. Yani sabah namazının farzından önceki iki rekat kastediliyor burada. Müekket sünnettir değil mi? Yani kesinlikle kılınmalı o. Hatta mesela sabah namazı neden uzun kılınır camilerde cemaatle imam cemaate namaz kıldırırken? Uzun kıldırır. Neden? Geç kalan varsa hani sünneti de kılacak, kılsın ondan sonra farza yetişsin, farzı yakalasın diye uzun kılınır. Hikmeti budur. Demek ki sünnet çok önemli sabah namazında. Müekket sünnet. Kalkıp da şimdi bunu zanni delile dayanıyor. Kesin olmayan bir taleple istiyor şari bunu filan diye hafife almayalım. Bu ifade teknik bir ifade. Sünnetin önemli olmadığı zannını uyandırmasın. Ve aksuhu el mekruhu tenzihen. Bunun zıttı nedir? Tenzihen mekruhtur. Kesavmi yevmil cumati. Cuma günü orucu gibi. Cuma günü oruç tutuyorsun. Demek ki mekruh işliyorsun. Peygamberimiz yapmadıysa bunu yapma kardeşim. Tenzihen mekruh da olsa yapma. Eğer Peygamberimiz yapmış olsa bazen bunu helale yakın mekruh diye. Yani çirkin bir şey ama helale yakın. Hadi tutuvereyim diye hayatında bir kere bile Peygamberimiz bunu yapmış olsaydı zaten onun yapmış olmasından dolayı bu da sünnet olurdu. Mekruh olmazdı. Yani mantık yürüdüm. Demek ki Peygamberimiz bunu yapmamış gene. Yapmadığına göre onu örnek almamız için bizim de yapmamamız gerekiyor. Cuma günü oruç tutmayacağız. Ha şöyle olabiliyor. Deniliyor ki Cuma günü diyelim ki kandil günü hocam oruç tutsam olur mu? Şuna izin vermiş Peygamberimiz. Cumartesinde eklersen ya da Perşembeden tuttuysan arka arkaya 2 gün tutmak şartıyla olur buyurulmuş. O şekilde tutuluyor. İşte bundan dolayı tenzihen mekruh deniliyor belki de. Gene de işte böyle yapmamakta fayda var. Bitiriyoruz. Şuraya kadar farzı gördük, terki haram 2. Vacibi gördük, terki tahrime mekruh etti 4. Sünneti gördük, terki tenzihen mekruh etti 6. Gerçi mekruhu hem tenzihen hem tahrimen tek bir başlık altında toplarsak 5 etti. Bir de mübah var. Bize burada 7 madde diye söylemişti. 7 kısma ayrılır demişti. Mübah ile beraber 7'ye tamamlanacak bunlar. Nedir mübah? İzâ bâtel mükellefü muhayyeran. Mükellefin muhayyer bırakıldığı şeydir. Mükellef muhayyer bırakıldığı zaman ne olmuş olur? Bu mübah olmuş olur. Muhayyer yani tercih etme hakkına sahip. Beyne fi'li şey'i ve terkihi. Şeyi yapmak ve terk etmek arasında. Herhangi bir şeyi yapmakla yapmamak arasında seçme hakkı verildiyse bize
Bunlara ne diyoruz? Mübah diyoruz. Mesela keşşerabil halali, helal içecekler. Helal şeyi içmek. Şimdi bu nedir? Mübahtır. Yani içmeyebilir misin? İçmezsen nasıl yaşayacaksın? Ama illa şunu içeceksin, bunu içeceksin diye kimse zorlama yapamaz. Mesela akşam iftarda illaki portakal suyu içeceksin diye bir şart yok yani. Portakal suyu içmezsin, normal su içersin. İkisi de helal mi? Helal. Yani neyi içeceğin konusunda tercih sana bırakılmış. Haram olmaması şartıyla helal olan herhangi bir şeyi içmek mübahtır. He, buna dikkat ederek içtiğin zaman bu sevap değil midir? Bu da sevaptır. Yani ben haram içmiyorum, Allah rızasına uygun olan helal içecekleri içiyorum niyetiyle içtiğin zaman o da sevap kazandırıyor tabii ki. Şimdi metnimiz böyle.